Efendim bu konuyu detaylıca konuşacağız uzman konuğumuzla ama şimdi önce bir ekonomi diyeceğiz. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı da 10.000 TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak dedik. Açılışımızda da bahsetmiştik. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre en düşük emekli maaşının 10.000 liradan 12.000 liraya çıkabilme ihtimalini konuşacağız. Konuğumuz sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz. Hemen bakalım Emin Bey. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Meltem Hanım, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Ne dersiniz efendim? Olur mu? Evet, bugün ajanslara düşen bir kulis haberi oldu. Özellikle 10.000 TL ile ilgili bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgulanmıştı. Bu rakamda 12.000 TL'ye yükseltilmesi şu an için mümkün gözüküyor ama yine de resmi makamlardan bir açıklama gelmesi lazım. Buraya gelinen nokta nasıl oldu? Onu detaylandırmak lazım. Bakıldığı zaman ilk 6 aylık enflasyon verisinin %24.73, Haziran ayı da 1.64 üzerinden netleşmişti. Memur ve memur emeklimizde ise %19.31'di. Bizim geçmiş dönemde kök aylık ve de taban aylık kıstası vardı. Kök aylıktan kasıt sizin çalışma hayatınız boyunca sizden kesilen uzun vadeli sigorta prim kolları vasıtasıyla sizin bağlanan bir maaşınız, gerçek reel bir maaşınız var. Bu reel maaşınız eğer yasalar doğrultusunda alt sınır aylığı dediğimiz rakamın altında kalıyorsa 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortasının geçici 19. maddesi vasıtasıyla hazineden 10 bin liraya tamamlanıyordu. Şu an %24.73'lük 2024'ün ilk 6 aylık döneminde enflasyon farkları eklenince bazı kök aylık sahipleri tam sayı vermek gerekirse de 1 milyon 780 bin kişinin maaşı burada 10 bin liranın altında. Peki Emin Bey, mesela zam seyyanen mi kök maaşı olur? Hani bir de kök maaşı da açıklayabilir misiniz bize? Evet, kök maaş dediğimiz normal literatürde kök maaş diye bir terim yok. Sizin gerçek reel maaşınız. Bunu farklı bir isimlendirmek gerekirse baraj aylık diye de nitelendirebiliriz. Burada siz çalışma hayatı boyunca 20 yıl, 25 yıl hizmet verip de sizden kesilen primler vasıtasıyla kanunun emrettiği şekilde maaşınız hesaplanıyor, bir rakam bulunuyor. Bulunan bu rakam alt sınır aylığı dediğimiz yasal terim bu yönde. Buradaki alt sınır aylığının altında kalıyorsa hazineden 10 bin liraya tamamlanıyor. Kök maaşlarla ilgili 2024'ün ilk 6 aylık döneminde açıklanan %24.73'lük fark eklenince özellikle 8.017 TL ek ödeme dahil olan kök maaşlara %0.1 zam girecek. Yani onlar hissedilir bir zam alamayacaklar. Alamadıklarından kaynaklı da dar gelirli olduğundan ötürü de onlarda da zam olmadığı için hükümet kanadı buraya bir müdahale yapmaya karar verdi. Bu müdahalede de hazine desteği dahil 10 bin liralık rakamın 12 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili bugün gün içerisinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı olacak. Burada bütçe dengeleri keza Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vermiş olduğu kararlar doğrultusunda da bir meclis süreci olması lazım. Meclis sürecinde de şu an mecliste yargı paketi var, öğretmenlik yasası var, vergi düzenlemesi keza buna ilave olacak. Bu önerge şeklinde plan bütçeye gelecek. Plan bütçeden sonrasında genel kurula, genel kuruldan sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'na, sonrasında resmi gazetede yayınlandığı gün itibariyle yürürlüğe girecek. Yani tabii ne kadarı alır bu gelecek düzenleme süreç olarak? Şimdi bakıldığı zaman emekli sandığına bağlı emeklerimiz ayın, memurlarımız da keza dahil, ayın ilk haftasında ama zaten onlar enflasyon verisi 3 Temmuz açıklandıktan sonra bir ek ödeme şeklinde ay içerisinde oluyordu. Ama SSK ve Bağkur emeklisi ayın 17'si ile 28'i arasında. Emeklerimizde maaşları peşin olaraktan hesaplara yatırılıyor. Buradaki yasal mevzuat ayın 17'sine kadar geçerse bu Temmuz maaşına ilave olabilir. Eğer bununla ilgili bir sonraki aya sarkarsa ek ödeme şeklinde de tekrardan bunların hesaplara yatırıldığını geçmiş dönemlerde biliyoruz Meltem Bozbeyoğlu.
Peki, çok teşekkür ediyorum. 1,8 milyon emekliyi ilgilendiren haber sabah saatlerinde geldi. Emin Yılmaz sosyal güvenlik uzmanıyla da detaylıca konuştuk. Ama süreç nasıl işleyecek elbette bakacağız. Zaman da alacak gibi görünüyor. Peki Emin Bey, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.